bir güzellik ihtiyacı mı son dönemde, yoksa bir takıntı haline mi geldi? Çünkü biz ünlülere benzemek isteyen ve bunun için masaya yatan çok fazla örnek görüyoruz. Evet, estetik cerrahi artık günümüzde neredeyse bir ihtiyaç haline geldi diyebiliriz gerçekten de. Özellikle şehir yaşantısında insanlar güzelliklerine çok daha önem veriyorlar. Sosyal medyanın çok daha aktif olmasıyla insanlar kendi görüntülerini çok daha önemsemeye başladılar. Bunları tabii ki hepsini bir takıntı olarak algılamak aslında çok doğru değil. Fakat tabii ki bir başkasına direkt benzemek, onun görüntüsünün aynısı olmak gibi şeyler bazen bir takıntı haline gelebiliyor. Bu her zaman mümkün de olmuyor. Bunu hastaları çok iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü herkesin anatomisi, yapısı, farklılıklar, varyasyonlar gösterebiliyor. Bu yüzden aslında estetik cerrahi kişiye özel olması gereken bir şey. Bunu hastaya anlatabiliyor musunuz efendim? Mesela geldi bir ünlünün burun yapısını çok beğendi. Bunu istiyorum dedi ama onun yüz şekline uygun değil. Bunu anlatırken o ikna süreci zor oluyor mu? Yani evet, bazı hastaların bu konuda dirençli olduğu olabiliyor. Fakat biz tabii ki hastaya yapısının çok daha farklı olduğunu, işte örneğin bir burun ameliyatından bahsediyorsak, burun derisinin, yumuşak dokusunun, işte kalınlığının, inceliğinin, kıkırdak yapısının vesairenin çok farklı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve yüzüne en uygun şekilde onun yüz yapısına en uygun şekilde olabilecek bir burnu örneğin yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu tabii hasta her zaman buna ikna olmayabiliyor. Fakat beklentilerin buna göre modifiye edilmesi gerekiyor mutlaka ameliyat öncesinde. Şimdi biz son zamanlarda biraz önce moderatörümüz de aynı soruyu size yöneltmemi istedi, onu soracağım. Birbirine benzeyen burunlar aynı şekilde, kaşlar, yani yüz hatları estetikten sonra birbirine çok benzeyen insanlar görüyoruz. Şimdi burada hekimlerin bir ezber müdahalesi, operasyonu mu var, yoksa hastanın ısrarı mı, sebebi nedir? Aslında şöyle, biz tabii yaptığımız tüm estetik ameliyatlarda ve estetik uygulamalarda bunu teknik açıdan belli estetik kriterlere uygun olarak yapıyoruz. Dolayısıyla hani bizim için estetik bir yüz, estetik bir burun, estetik bir dudak dediğimiz zaman bunun kriterleri az çok bellidir. Fakat tabii ki bunları modifiye etmek gerekiyor kişiden kişiye. Küçük farklılıklar tabii ki yaratmak mümkün. Fakat genel olarak biz bir estetik burun dediğimizde bunun az çok kriterleri hemen hemen aynıdır. Yani birbirine benzeme sebebi aslında bu olsa da, fakat dediğim gibi bu kişiden kişiye modifiye edilebilir bir şey. Yani işte çok küçük yüzlü bir insanda kalkık bir kavisli bir burun yakışabilecekken çok büyük yüzlü bir insana bu çok güzel durmayabilir. Bunun da buna göre modifiye edilmesi gerekir elbette. Peki bir burundan sonra şöyle bir şey yaşanıyor mu hocam? İşte burnumu yaptırdım, yanağımı da yaptırayım ya da çenemi ya da kaşımı. Bu anlamda hastaların bir beklentisi oluyor mu? Hani hemen bir operasyonun ardından. Biraz önce bahsettiniz. Hem sosyal çevremde, sosyal medya gibi şeyler var artık hayatımızda. Çok yoğun ve etkileyici olan. Bunların etkisi oluyor mu? Mutlaka evet, tabii ki yani hasta özellikle hani biraz önce bahsettiğimiz aslında takıntıdan ziyade bu ameliyatlar bir özgüven kazanma konusuna da dönüşebiliyor ki gerçekten de böyle etkileri de oluyor bu ameliyatların. Kişilerde çok ciddi özgüven kazanımı meydana gelmiş olabiliyor ve bunun arkasında kişiler tabii farklı estetik cerrahi farklı alanlarına yönelebiliyorlar. Tamamlayıcı başka uygulamalar yaptırabiliyorlar, başka ameliyatlar talep edebiliyorlar. Bu şekilde yaptığımız çok oluyor tabii ki.